çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden hepinize sevgi ve selamlarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Bugün canlı yayın günümüz ve canlı yayında telefonlarınızı almaya çalışacağım. Ama telefonlardan önce bir özür beyan edeyim. Bugün üzerinize afiyet. Üşütmüşüm galiba. Hafif bir böyle kırgınlık var. Sesim belki tuhaf gelebilir, kulaklarınızı tırmalayabilir. Ondan dolayı başlangıçta bir özür ifade edeyim. Umarım dedim biraz önce teknik yönetmen arkadaşımıza. Yayın sırasında da hapşırmam da böylelikle bir programı bir saat boyunca takip etmiş oluruz diye geçirdim. Umarım bugünkü programımızı dolu dolu geçiririz. Efendim hattımızda dinleyicilerimiz var. Bekliyorlar. İlk dinleyicimize günaydın diyelim. Efendim günaydın. Alo, günaydın hocam. İyi yayınlar, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim 5 yaşında bir kızım var. Bana çok bağımlı. Bu bağımlılığı nasıl aşacağız? Aslında bu bağımlılığı nasıl durduğumuzu biraz çözmek gerekirse. Hı hı. Ben kızım doğduğu zaman depresyona girdim. Hı hı. Onu sevmedim, kabullenemedim. Hı hı. Reddettim yani. Hı hı. Aramızda bir bağ kuramadık. Olumsuz bir başlangıç oldu. 8 aylıktı, ben çalışmaya başladım. Onu bakıcıya bıraktım. 16 aylık olduğu zaman da emzirmek istemediğim için sütten kestim, ağlatarak zorla. 3,5 yaşında yine kreşe başlattık. Yine ağlaya ağlaya gönderdik. Bırakıp kaçtık. Yemeğini hep zorla yedirdim. Televizyon karşısında yedirdim. Bir gün onu yine evde yalnız bırakmak zorunda kaldık. Uyanmış, ağlamış, bizi bulamamış. Komşular sesini duymuşlar. Ya bütün uyanmışlar, kızımı böyle pısırık, yapışkan, her şey ağlayan, bana bağımlı bir çocuk yaptı. 4 yaşına kadar böyle geçti. Ben 4 yaşında sizi tanıdım. Bütün arşivi dinledim ve yaptığım hataları anladım. Bunları düzeltmek için kızım biraz da tedavimin etkisiyle, ilaçlarımın ve terapinin etkisiyle daha iyi hissettiğim için kızımla olumlu ilişki kurmaya başladık. Onunla oyunlar oynadım. Beraber yatmıyorduk, beraber yatmaya başladık. Ağladığı zaman yanına gittim. Duygusal yoksunluğunun olduğunu düşünerek her zaman yanımda olmaya çalıştım. Hep istediklerini yerine getirdim. Eşim hep yanlış yaptığımı söyledi ama ben geçmişi telafi etmek için hep istediklerini yaptım. Yanında oldum. Ağladığı zaman teselli ettim. Ve şimdi hala beraber yatıyoruz. Yani beraber uyuyoruz. O uyuyunca ben kalkıyorum. Hı hı. Tuvalete ben götürüp temizliğini ben yapıyorum. Hı hı. Ama yemek yedirme sorunu kendiliğinden halledildi. Yemeğini kendi yemeye başladı. İşte şu an sorunumuz bağımlılık. Kendi kendine oynayamıyor. Bensiz hiçbir şey yapamıyor. Komşuya gittiğimiz zaman benim yanımdan ayrılamıyor. Bunu nasıl aşacağız ve 1,5 ay sonra kardeşi dünyaya gelecek. Ne yapacağımı bilemiyorum şu an. Bu bağımlılığı nasıl çözeceğiz? Duygusallığı nasıl aşacağız? Her şeye ağlıyor. Tamam. Ne zamandan itibaren siz bir geriye dönüş yaşadınız ya da ne zamandan sonra siz eyvah ben yanlış yoldayım dediniz? Yani radyo programları dediniz ama hangi tarih, ne kadar bir zaman önce? Geçen yıl Mart, yani 4 yaşını bitirdi. Ben bütün hatalarımı telafi etmek için yeni bir yola girdim. Şu an 5 yaşını bitirdi. 1 yıldır. Yani yaklaşık 1 yıldır. Evet, 1 yıldır ben onunla beraberim. Çok harika. Aslında kızınızın şu andaki yaşadığı şey şu. Yani o 8 aylıkken bakıcıya bıraktım, çalışmak zorunda kaldım. 16 aylıkken sütüm vardı ama kestim. Ağlatarak, 3,5 yaşında işte kreşe ağlatarak bıraktım dediğiniz ve çocuğunuzun aslında feryat figan size yapışmak istemesi ya da sizi istemiş olması aslında bir rahmet. Yani size bir haber veriyor.
Siz bu sinyali işte geçen yıl Mart'tan itibaren algılamaya başlamışsınız. Şimdi eğer bu şekliyle devam ederseniz, bir süre daha bu şekliyle devam ederseniz, çocuğunuzun her duygusal ihtiyacını karşılayacak şekliyle devam ederseniz, daha doğrusu şöyle, çocuğunuz size artık güven duymaya başlar ise, geçmişteki o oluşmuş olan eksiklikler bir bir, teker teker, hepsi olmasa da çoğunlukla telafi edilir. Dolayısıyla endişe duyacak şu anda hiçbir şeyiniz yok. Çok güzel bir başlangıç yapmışsınız. İyi ki bir yıl kadar bir zaman geçmiş. Şu anda gördüğünüz o bağımlılık riski şöyle düşünün. Bağımlılık dediğiniz şey güven zedelenmesinden dolayı hala devam ediyor. Eğer güveni tam olarak verirseniz bu bağımlılıktan kurtulacaksınız. Yalnız bir tehlike daha var. Yeni bir bebek sahibi olacaksınız. İster istemez, bu sözümü unutmayın, İster istemez Allah sizi küçüğe bağlayacak. Çünkü onun ihtiyaçları çok olacak. Siz o sırada kızınız gözünüze büyük gelecek. Ve şu andaki yaptığı şirinlikler, tatlılıklar bir süre sonra size kaba saba hareketler gibi gelecek. Sakın ola ki kızınızı bu yanılsamanın içerisine düşürmeyin. İkisi de çocuğunuz, o da sizin çocuğunuz, yeni bebeğiniz de sizin çocuğunuz. Kızınızın da size çok ihtiyacı olduğunu unutmayın, bebeğinizin de. Tek tehlike şu anda sürecinizi aynen böyle devam ettirin. Yani o duygusal yoksunluklarını gidermeye ve size güven duymasına devam edin. Bebeğiniz olduğu sırada belki böyle bir sallanma gerçekleşecek. Eğer o sırada da kızınızla işbirliği yaparak, eğer o yeni bebeğinize de bakarsanız sanki iki kişi birlikte bakıyormuş gibi, ben inanıyorum ki bir süre sonra birçok şeyi toparlamış olursunuz. Zaten toparladığınızı da söylüyorsunuz. Bazı şeylerde toparlanarak geldiğini söylüyorsunuz. Yani evet. Yolunuz doğru. Hiç üzülmeye gerek yok şu anda. Ben de kardeşi doğmadan yalnız başına yatması, yalnız başına tuvalete gitmesi alışkanlığını kazandırayım diye düşünüyorum. Onu şöyle, aslında eşiniz destek olursa, eşinizle birlikte yatar ise akşam yatırmaları artık bu saatten sonra eşiniz gerçekleştirirse çok iyi olur. Çünkü o siz... yapmaya çalışıyor ama kızım onu istemiyor. Ağlayarak ben annemle yatacağım, hı-hı, diyor. Siz yatın. Sonra birazcık da ben yatayım babası, babacığım ben yatayım diyerek babası da gelsin. Tam uykuya dalacağı sırada babası da yatmaya çalışsın. İlk yatışı, hı-hı, sizle olsun. Uykuya dalacağı sırada babasıyla yatmaya çalışsın. Bunun, hı-hı, şu açıdan şeyi var, faydası var. Çünkü siz hala devam ederseniz onu yatırmaya, bebeğiniz dünyaya geldiğinde otomatik olarak ondan bir süre ayrı kalmak zorunda kalacaksınız. Birkaç günlük ayrılık bile geçmişte de iz olduğu için çocukta yeni yeni krizlere sebep olur. O yüzden eşiniz mutlaka devreye girmesi lazım. Ama ben sizi tebrik ediyorum. Sinyalleri vaktinde doğru algılamışsınız ve şu anda geçmişi toparlaya toparlaya geliyorsunuz. Hiç üzülecek bir şey yok. Yolunuza devam edin. Hocam bizde her şey kızımda kaygı oluşturuyor. Van depreminden sonra sürekli burada da deprem olur mu diye sormaya başladım. Hı hı. 10 Kasım'dan sonra ben ölecek miyim anne? Siz ölürseniz ben ne yaparım gibi sorular sormaya başladı. Ölümü nasıl açıklayacağım bilemiyorum onlar. Yani doğal olmaya çalışın mümkün olduğunca. Yani siz ölecek misiniz anne? Evet kızım, biz de öleceğiz. Sen de öleceksin. Herkes ölecek. Ama öldükten sonra hepimiz cennette yeniden buluşacağız. Bak burada nasıl buluştuğumuz gibi orada da yeniden buluşacağız diye. Hiç abartmadan, büyütmeden, küçültmeden olduğu gibi çok doğal halimizle konuşup arkasından da şu cümleyle. Ama şimdi bunları konuşacak zaman değil. Gel bakayım seni bir sarılayım bir, şöyle bir öpeyim diyerek o şeyi tatlıya bağlamanız lazım. Ancak bir şey söyleyeyim, bu da normal. Şu andaki konuştuğunuz probleme göre normal. Çünkü... bahsettiğiniz şeyde zayıf bir benlik yapısı oluşmuş çocukta. Zayıf, evet, benlik yapısı olan çocuklar genellikle bu türlü dışarıdaki en ufak şeyden etkilenirler. Depremden etkilenirler, gece korkusundan etkilenirler, ölümden etkilenirler, hı-hı, kaybolmaktan korkarlar, eve hırsız, hı-hı, gireceğinden korkarlar. Hı-hı. Yani o geçmişin aslında yavaş yavaş siz belirgin halde yüzünü görüyorsunuz. Siz eğer bu şekliyle yola devam ederseniz, yani çocuğunuzun benliğini güçlendirirseniz, bu da otomatik olarak kalkacaktır. Doğal olun, olur mu? Doğal olun. Şu anda gittiğiniz yol doğru yol inşallah.
Oldu hocam, Allah tamam. razı olsun. Peki, kolay İyi gelsin, yayınlar, sağ olun. Efendim, bir sonraki dinleyicimize de merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba Adem. Merhaba. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben İstanbul Ümraniye'den arıyorum. Daha önce de aramıştım ufak tefek sorunlarımız için de. Hı hı. Benim şu andaki sorunum kaygı. Yaklaşık 6-7 aydır falan radyonuzu dinliyorum. Dinledikten sonra da bayağı kendimdeki değişiklikler çocuğuma da yansımıştı. Artık o yakama yapışmalar, beni bırakmamalar, bunlar bitmişti. Kendi başına yavaş yavaş oynamaya başlamıştı. Fakat işte ben hani şartlı sevmiyordum, koşullu sevmiyordum. Hep onun taraf olma yöntemiyle onun tarafında olduğumu güven hissini vermeye çalışıyordum. Hani 4 yaşına az kaldı. Zaten geçmişte hatalar yaptım. Şurada 12 ayım var, ne yapabilirim diye. Kızım 3 yaşına girecek bir ay sonra. Hani hızlandırılmış bol bir güven duygusu vermeye çalışırken 2-3 gündür bir işte bebek bezi bağlatıyor. Mesela dün bütün gün bebek bezi bağlattı. Çişini yine tuvalete yaptı. Fakat bebek beziyle gezdi. Bir hani bu bebek şekerleri tebriklere gidildiğinde verilen, onun kenarında bir emzik vardı. Onu bütün gün ağzında tutuyor. Bugün yine ara ara istiyor. Bir ara ama saçını tararken işte artık ben abla oldum, işte büyüdüm diyor. Biz bazen sen bebekken şöyle yapardın, böyle yapardın demiştik. Onlardan ne etkilendi bilmiyorum. Hani bu bebekliğe dönüş. Şu anda, regresyon denen kaygı mı? Şu anda 3 yaşını bitirdi. Bir ay kaldı. Bir ay kaldı. Bir ay kaldı. İşte yani bu sorunumuz. Tamam. Peki hani siz 6 ay öncesine kadar diyorsunuz ki yanlış yapıyordum birçok şeyde. Bağımlılık oluşmuştu, birçok şey oluşmuştu. 6 aydır toparladım diyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Yani özellikle 2-3 aydır bu peşimden gelmeler, biri varken sen konuşma, annemle konuşma, sen sus, anne ona cevap vermeler bitmişti. Kendi başına oynayabiliyordu yavaş yavaş. Hani çok olmasa da. Şimdi bu söylediğiniz şey iyi bir şey aslında. Yani hani çocuğun emzik şekeri almış olması, işte altını bezlettirmeye çalışmış olması, yani geriliyor şu anda çocuğunuz. Aslında geçmiş dönemde bir şekliyle, aslında öyle değil ama öyle anlayabilirsiniz. Hani yaşayamadığı bebekliğini şu anda toparlamaya çalışıyor diye düşünün. Ve çok hiç üstünde durmayın. Eğer emzikli şeker istiyorsa verin. Eğer bebekleşmek istiyorsa verin. Eğer kucağınıza yatmak, sallanmak istiyorsa alın kucağınıza, böyle bebek gibi sallayın. O bir süre sonra onu kendiliğinden bırakacak. Doyumsamaya çalışıyor şu anda. Bu bir. İkincisi, 4 yaşına 12 ay kaldı, 13 ay kaldı. İşte bir an önce hızlıca güven duygusunu vereyim. Öyle bir şey yok. Yani güven duygusu öyle hızlıca verilecek bir şey değil. Hemen birdenbire her şeyi hızlandırayım diye bir şey değil. Çünkü ruhun kabullenişi çok yavaştır. Tırtıl gibi. Hani böyle ağaçların üstünde kıvrıla, kıvrıla, kıvrıla gider ya, onu hızlandıramazsınız. Ruh öyle yavaş yavaş kabullenir her şeyi. Göre göre, sizi hissede hissede. Bakın, doğru yolda olduğunuzun işaretini şuradan anlayın. Artık size yapışmaları, kaygıları, korkuları, kıskançlıkları bırakılmış. Hiç hızlanmadan olduğunuz gibi devam edin. Şu düşüncenizi de hemen ben önünü açayım. 4 yaşını doldurmadan hemen bunları vereyim de 4 yaşından sonra geçiyor diye bir şey yok. Yani 4 yaş doldu, ondan sonra ben geç kaldım. Hayır, bu bizim işimizi kolaylaştırmak için, anne babanın işini kolaylaştırmak için belirlenmiş olan tarihler. Yani bu 3 yaş da olabilir, 3,5 yaş da olabilir, 5 yaş da olabilir. Tamamlanmaz diye bir şey yok. 5,5 yaş da olabilir. Yani tam önümde 12 ay var, 12 aya kadar bunu tamamlayacağım diye bir endişeniz sakın olmasın. Bunlar böyle siyah beyaz çizgi gibi birbirinden ayrılmış durumda değil. Şu ana kadar yaptığınızı olduğu gibi yine yapmaya devam edin. Tamam mı? Evet, bu bez takma olaylarıyla birlikte yine kucağına al anne. İşte alın alın kucağına. Tuvalete yine benle. Hani bu geriye dönme, bu bir savunma mekanizması. Bu hani bir bu savunma mekanizması. Bu bir savunma mekanizması. Savunma mekanizması. Yani çocuğunuz artık kendini bırakıyor size. Emniyet ve güven içerisinde kendini şu anda size bırakıyor. Siz de eğer ona o bırakmışlığının karşısında olduğu gibi davranırsanız, daha sonra çocuğunuz silkelenecek ve ayağa kalkacak. Şu anda sizden
aldığı o güvenin keyfini çıkartıyor. Öyle düşünün. Keyif çıkartıyor şu anda. Bebekliğinde alamadığı şeyi şu anda alıyor. Tamam mı? Siz de onu bebekliğinde veremediğiniz şeyleri şimdi tebessüm ederek, gülerek, tamam kızım kucağıma alayım, gel seni sallayayım diye vermeye çalışın. Bir süre sonra o zaten toparlar. Ben bebek değilim diyecektir bir süre sonra. Bazen diyor, arada diyor işte, ben mesela başkalarının yanında sen işte daha büyümedin misin? Büyünce sana bunalır dediğimde hayır, ben büyüdüm, abla oldum. Evet, hatta evet. Bu 2-3 gün öncesine kadar bana abla diyeceksiniz diyordu babasıyla bana. İşte ben büyüdüm artık, çok bana güzel. Abla deyin diyordu. İçine demek ki o his de yerleşmiş. Yani hiç onu kaygılandırmazsanız, dediğim gibi eğer o isteklerini verirseniz o bir süre sonra zaten onun küçük şeyler olduğunu düşünür, yapmaz. Kendisine bakar, kendi şeyini toparladıktan sonra o davranışları devam ettirmez. Tamam mı? Bizim doktor kaygımız da var. Ne zaman muayene olacak olsak odasına girer girmez. Muayene bile etmeden başlıyor şey yapmaya. Bunu nasıl aşabiliriz? Ben hani hattakileri de bekletmeyeyim. Vücuduna dokunmadan daha problem çıkarıyor. Küçükken öyle bir ateşlenmede... Yani şöyle söyleyeyim ben size. Hemen kısaca şöyle söyleyeyim. Bu ikisini beraber de anabiliriz. Yani önceki problemlerle bu beraber de anabiliriz. Ama şöyle de düşünün. Birçok hiçbir problemi olmayan, yani duygu dünyasında hiçbir problemi olmayan çocuk eğer uygun bir çocuk doktorunun karşısına çıkmazsa o da kaygılanıyor. Yani doktor birden işte yat bakayım hadi şuraya, gel bakayım üstünü bir çıkartayım bakayım senin mi? Dur bakayım sen yaramazlık yaparsan şimdi sana şunu veririm gibi davranışlarda bulunuyorsa ya da çocuk doktoru tam algılayamazsa, yani sevemezse, yüzünü tanıyamazsa, o ne yapacak onu algılayamazsa, orada hızlı bir şeyler oluşursa çocuk kendini birdenbire kapatabilir. O yüzden çocuk doktorları çok özel olmalıdır. Bence çocuğunuzun sevdiği, sevebileceği, uyum sağlayabileceği doktorları tercih etmeniz lazım burada. Çocuğunuzdan daha ziyade birazcık daha yetişkinin tavrı önemli. Tamam mı? Evet. Ürkütmeyen bir doktor olması lazım. Tamam? Evet. Tamam hocam. Çok peki, teşekkürler. Geçmiş olsun size de. Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Hayırlı günler. Şu dakikaya kadar hapşurmadık. Umarım şu saatten sonra da hapşurmayız. Bakalım nasıl geçecek yayınımız bugün. Efendim, hattımızdaki bir sonraki dinleyicimizi de alalım. Merhaba efendim. Merhaba, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederim. Adem Bey, ben 19 yaşında anne oldum. Ve zihinsel engelli bir kızım var. Şu an 12 yaşında. Kızım 7 yaşındayken kardeşi oldu. Şu an oğlum 6 yaşında. İkisinin arasındaki işte kardeş ilişkisini nasıl kurabilirim falan diye bugüne kadar çok bocaladım, çabaladım. Şu anda oğlum ablasıyla bir kedinin fareyle oynaması gibi oynuyor. Buna engel olamıyorum. Oğlum çok aşırı hızlı bir çocuk. Televizyonumuz vardı, evden televizyonumuzu kaldırdık. Şu anda sadece internetten onların sevdiği bazı belirli çizgi filmleri izliyorlar. Kızım kardeşi zarar verecek diye yanından geçerken bir çığlık atıyor. Sürekli evin içinde çığlık sesleri var. Düşünün yani. Benim sinirlerim de çok bozuluyor. Ben de çok hata yaptım zamanında. Yalnız işte sizi tanıdıktan sonra bazı hatalarımdan vazgeçmeye çalışıyorum ama tabii hani kolay da olmuyor. Gergin bir ev halimiz oluyor bazen. Eşim çok anlayışlı, sağ olsun. Oğlumun babasıyla arası çok iyi. Yani sürekli onunla birlikte aşırı oyunlar oynuyorlar. İşte sırtına alıyor falan, böyle aksiyonlu oyunlar oynuyorlar. Yalnız benim gücüm ona yetmiyor. Yapamıyorum yani, şey değilim, enerjik değilim o kadar. Beni çok rahatsız eden, canlı yayına bağlanmamı sağlayacak bir konu dün akşam yaşadım ben, dün gece. Oğlumla birlikte yatıyorum tavsiyeniz üzerine. Beni istiyor çok şükür. Hani babası da olsa gel hikaye anlat, beraber yatalım falan diyor. Dün akşam şey dedi, arkasını döndü, benim yatağımda yatıyorduk. Arkasını döndü ve dedi ki sana dokunmak istemiyorum anne dedi. Neden oğlum dedim, çünkü seni sevmiyorum dedi. Peki kimi seviyorsun oğlum dedim, anneannemi. Aslında sevmiyorumu özlüyorum gibi algıladım ben. Anneannemi, dayımı, yengemi özlüyorum, seviyorum falan dedi. Ben daha üstelemedim. Yani o beni sevmese de ben onu çok çok seviyorum, bunu göstermeye çalışıyorum. Yani seviyordur eminim de, diyor ki bazen bana karşı kini de var, sen bana kötü davranıyorsun anne falan dedi bana birkaç defa. Çok pişmanlıklarım var, özür diliyorum ara ara, alnına okşuyorum, seviyorum. Yalnız bana bir öğretmeni var yüzmede, ona güldüğü gibi bana gülmüyor, ben onu da fark ettim. Çok içim acıyor. Peki siz
gülebiliyor musunuz evde? Ben biraz gergin bir anneyim işte, o yüzden hani biraz işte önceden sürekli aynı moda sokmak çocuğu, odanı topla, üstün başın doğru düzgün olsun, bu tarz yaklaşıyorum ama şu an serbest bırakıyorum. Gülmeye de çalışıyorum. Yani hani benim yapım da böyle aslında. Tabii değiştirmek lazım. Doğru olduğunu düşünmüyorum ilk önce, ben. İlk önce onu değiştirmek lazım. İlk önce onu değiştirmek lazım. Çok kötü oluyorsunuz gerçekten. Oğlunuz yani öğretmenine güldüğü gibi size gülmüyor. Onu fark ettim. Gülmeyi çok... niye gülmüyorsunuz? Kendinize niye böyle cezalandırıyorsunuz? Yani neden mesela bugün yeni bir gün. Bugün mutlu olabilirsiniz aslında. Ceza olarak düşünmüyorum Adem Bey de, sürekli kafamda bazı düşünceler oluştuğu için hep sürekli onlarla meşgulüm herhalde. Kendimi veremiyorum bazı şeylere. Çocuklarımı evde rahat bırakmıyorum. Bu da başlı başına bir sorun. Buna eşim de sürekli söylüyor. Hani rahat olsunlar, rahat oldukları mekanda daha rahat ederler çocuklar diye. Bir şey düşünce falan sinirleniyorum ben hani ister istemez. Ama artık o şeyi de aşmaya çalışıyorum. Hatalarımın farkındayım. Ama düzenlem zor oluyor. Aslında şöyle yapabilirsiniz. Yani bu işin ilk başlangıcı nereden başlayalım? Büyük kızınızdan mı, oğlunuzdan mı başlayalım, eşinizden mi, sizden mi başlayalım deyince ilk vereceğimiz cevap şu: sizden başlamak. Evet. Farkındayım Adem Bey. Kolay olmuyor düzenlen. Saniye dinlemelerini yapmaya çalıştım. Onu da çok fazla başarılı olamadım açıkçası. Onu yaptığınız gibi bir de onun yanında şunu yapmaya çalışın. İçinize yaşama sevinci koyun. İçinize böyle bir damlacık böyle anlık olarak bazen tebessüm ettirici bir yaşama sevinci koyun. Eğer içinize zaman zaman yaşama sevincini dolduramaz ve evin içerisinde kendi kendinize tebessüm edemez. Eğer koridorda yürürken aklınıza bir şey gelip de tebessüm edemez. Ve o yüzünüzün çehresini asık surata doğru karakter edinirseniz bir süre sonra hiç gülemezsiniz. Gülseniz de yüzünüzden anlaşılmaz. Maalesef. Bazı insanları dikkat edin, özellikle yaşlılığın son demlerinde olan insanları. Suratı o kadar belirgin bir karakter edinmiştir ki gülseler bile sanki kızgın gibi gelirler. O yüzden benim içimde işte şey var, aslında suratım çok gergin duruyor dedikleri şey bu. Kendinizi böyle cezalandırmayın. Aslında cezalandırıyorsunuz yani kendinizi. Şöyle düşünün ki öyle düşündüğünüzü de tahmin ediyorum. Siz özel bir annesiniz. Şundan dolayı özel bir annesiniz. Şu anda bizi radyoda dinleyen hiçbir dinleyicimiz şunun garantisini veremez. Benim çocuğum cennete gidecek diyemez şu anda hiçbir anne. Kendisiyle ilgili de böyle bir garanti veremez. Ama siz şu anda bizi dinleyen bütün dinleyicilerden, bütün annelerden daha çok şanslısınız. Çünkü sizin şu andaki zihinsel engelli kızınız cennete sorgusuz ve sualsiz olarak gidecek. Yani siz evinizde cennetin şu anda hazır bir misafirini ağırlıyorsunuz. Belki eğer yorgunluğunuz ve bıkkınlığınız, onun tabii kendi kendine yetememesi, evin içerisinde yetememekten kaynaklanan bir takım sorunlar olmuş olsa da böyle baktığınızdan da eminim. Ama bu bakış açınızı hiç kaybetmeyin. O cennete kabul edilecek birisine ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu bir. İkincisi de mümkün olduğunca oğlunuzla kızınızın arasında birbirlerine bakımı yönünden de bir bağ oluşturmaya çalışın. Yani muhtemelen ki siz kızınızı koruyayım derken oğlunuz kızınızla oynamak için ona vurmalar, kaçmalar, onunla şakalaşmalar yapıyordur. Bu kızınızı koruma isteğinizden kaynaklanan oğlunuzun tepkisidir muhtemelen. Evet, çünkü kızın kendini koruyamıyor. Hani hiçbir şeyiniz sahip çıkamıyor. Halbuki şöyle söyleyeyim ben size. Halbuki küçük kardeşler, eğer abla ya da abilerinin böylesi bir durumla karşı karşıya ve ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamadığını fark ettikleri sırada, eğer arada anneleri yok ise, babaları yok ise koruyucu olarak, çocuklar otomatik olarak ona yardım etme istidadı var içlerinde. Anladım, evet. Siz araya girdiğiniz kadar çocuk bu sefer kardeşine karşı tepkisel olur. Ama onun ihtiyaçlarını, mesela evin içerisinde yürüyecek diyelim, yürüyemedi, düştü diyelim,
6 yaşındaki bir çocuk ablasının yere düştüğünü gördüğü sırada mutlaka onun yanına gidip yardım etme zorunluluğu hisseder. İnsanın böyle bir yapısı var. Ben biraz geri çekileyim bu durumda. Biraz geriye çekilip onların arasında birbirleriyle bağ, vicdani bir bağ oluşmasını sağlayın. Ama siz eğer kardeşi yere, ablası yere düştüğünde örneğin, o sırada kızsanız, ya biraz koşma şu evin içerisinde, bak görmüyor musun düştü işte ablan deseniz, bir sonraki sefere gelecektir o çocuk, ablasını arkadan itecektir bu sefer. Dolayısıyla kendi aralarında bir vicdani bağ oluşabilmesi için, ablasına merhamet edip acıyabilmesi için, ablasının ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamadığını görebilmesine izin vermeniz lazım. Bu ancak sizin kenara çekilmenizle, birazcık onların birbirleriyle itmesi, kalkması, düşürmesi ve küçüğün büyüğün durumunu fark etmesiyle olabilecek bir şey. Siz araya girdikçe ablasının durumunu fark etmez, fark etmediği kadar da ona zarar verir. Hatta onun davranışları ona şaka gibi gelir, onunla oyun oynayacağını zanneder. Gülmesini, konuşmasını dalga geçici bir hale dönüştürür. Özel olarak ifade edeyim mi Adem Bey? Hani ablana yardımcı ol, onun yardıma ihtiyacı var gibisinden. Yardımcı yoksa ol emriyle mı? Değil de. Değil. Yani zaman zaman konuştuğunuzda ablanın yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bazen su içmeye çalıştığı zaman suyu içemediğini görüyorum. Ben elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Bazen yürürken tökezlediğini görüyorum. Düşeceğini anlıyorum. Ama tüm bunları kendi şu andaki benim konuşma üslubumca, hı hı, oğlunuzun yanında konuşmanız lazım. Şöyle değil. Hı. Ablan bazen işte su içerken beceremiyor, üstüne döküyor, sen de yardım et. Yok asla. Öyle değil. Buyurucu, hayır, değil. Sadece hissedici olduğunuz şeklini, gördüğünüz şekli ortaya koymak. Ablan, hı, bazen şunu yapamıyor, görüyorum. Ben elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Cümlenin devamı yok. Çocuğun anlayacağı şeyse ben de yardım etmem lazım. Anladım. Tamam mı? Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Varsa. Bir dakika kalmış yalnız, soruyu öyle alayım. Mi? Evet, şeyden, tamam, haberlerden sonra cevaplandırmaya çalışayım. İsmini sorayım ben. O evimizde televizyon yok. Arada çizgi film açıyorum dediğim gibi, ama oğlumun çok canı sıkılıyor. Yüzme artı jimnastiğe götürüyorum artı anaokuluna gidiyor. Dediğim gibi çok fazla enerjim olmadığı için hani evde fazla aktive edemiyorum. Bana bir yol gösterirseniz tavsiyelerinizi bekliyorum inşallah. Tamam. Haberlerden sonra da buna cevaplandırmaya çalışayım. Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Amin. Gelsin. Efendim, bir haber arası verelim. Hiç vakit kaybetmeden de haberlerden sonra tekrar birlikte olacağız. Efendim, haberlerden sonra tekrar birlikteyiz. Dinleyicimizin yarım kalan sorusunun cevabını ilettikten sonra hattaki dinleyicilerimizi almaya çalışacağım. Bazen yanılıyoruz. Anne baba olarak yanılıyoruz. Yani çocuk evin içerisinde hareketli ise, efendim çocuk evin içerisinde kıpır kıpır yerinde durmuyor ise, bu çocukları genellikle üzerindeki enerjisini atsın diye hareketli efendim sporlara, hareketli alanlara gönderiyoruz. Karate yaptırıyoruz, yüzmeye gönderiyoruz, jimnastiğe gönderiyoruz, futbola gönderiyoruz ki üzerindeki enerjiyi atsın diye. Aslında bir bakıma bazı çocuklar için bu doğru bir yöntem. Ama aslında bazı çocukların böylesi hareketlilik anlarında, böylesi hareketlilik durumlarında ihtiyacı olan şey enerjisini dışarıda atmak değil, ihtiyacı olan şey daha çok sükunet olabiliyor. Yani çocuk sükunet ortamını kaybettiğinde, sükun ortamını kaybettiğinde eğer hareketli oluyor ise, yani fıtratında aslında hareketlilik yok da efendim şartların gereği hareketleniyor ise, yani mesela evde şiddet var ise, diyelim ki bir çocuğa psikolojik olarak şiddet var ise,
eğer baskı var ise ya da çocuk kendini en azından baskı altında hissediyor ise, baskı altında hissetmeyi de şöyle anlayabiliriz. Yo, biz çocuklarımıza çok iyi davranıyoruz ve bizim evde her şey yolunda, biz hiç kızmıyoruz, çok sevecen bir anneyiz babayız derken dahi çocuk bu sevecenlik altında dahi kendisini baskıda hisseder. Bu kadar iyi ve güzel ve bu kadar hoş ve güzel davranan anne babasına karşı kendisini eksik ve onlara layık ve onların beklentisine cevap vermek için yine kendisini baskı altında hissedebilir. Yani örneğin evin içerisinde baskılar var ise, çocuğun hissettiği baskılar var ise, ister negatif ister pozitif yönde baskılar var ise, o çocuk evin içerisinde hareketlenir. Şimdi bu çocuğu biz jimnastiğe, spora gönderirsek o zaman hata yapmış oluruz. Böylesi bir çocuğun daha çok ihtiyacı olan şey sükunettir. Hani biz programlarda çok defa tarif ediyoruz. Günde bir saatinizi evin içerisinde sessizlik saati haline getirin. Ve örneğin akşam saat 8 ile 9 arasını evin içerisinde ve çocuklar çok rahatlıkla uyuyorlar. Hatta 2 yaşındaki bir çocuk bile. Çünkü insanın ihtiyacı olan şey sükun haline çok ihtiyacı vardır insan. Sükunete ihtiyacı vardır. 2 yaşındaki bir çocuk bile hadi sessizlik oyunu oynayalım. Dediğimizde 2 yaşındaki bir çocuk bile karşılık verebiliyor. Eğer evlerin içerisinde böyle en az günlük bir saat veya yarım saat, hiç bilemiyorsak yarım saat, bir sessizlik saati oluşturamıyor isek ve çocuğa aslında ihtiyacı olan o sükun ortamı yerine hareketlilik sunuyor isek, çocuk orada daha da hareketlenmiş, daha da hareketlenmiş olarak eve gelebilir. Dolayısıyla iyi tespit etmek lazım. Gerçekten çocuğun ihtiyacı olan şey şu anda hareketli ve hareketliliğe, daha çok hareketliliğe mi ihtiyacı var? Yoksa sükunete mi ihtiyacı var? Bunu da en iyi bilecek olan anne babaların bizzat kendisi. Efendim, hattımızdaki dinleyicilerimizle selamlaşalım. İlk dinleyicimize merhaba diyelim. Merhaba efendim. Merhabalar hocam. Merhabalar. Benim 6,5 yaşında bir oğlum var. Onun hakkında size bir soru soracaktım. Hocam, oğluma birileri hani bir şeyler anlatmışlar. Arkadaşlar arasında işte cinden, şeytandan bahsetmişler. Bu da haliyle onlara o kadar inanmış ki işte hani sürekli korkuyor. Yani gündüz bile olsa evde odadan odaya gidemiyor. Tuvalete tek başına gidemiyor. Gece yatarken hani sürekli ışık yanık olsa bile beni yanında istiyor. Hani ben de birlikte yatalım, birlikte uyuyalım. Korkuyorum ya şeytan gelirse, ya cin gelirse. Hep böyle söylüyor. Yani çok büyük korku var içinde. Bir de hani böyle şeyler çok dikkatini çektiği için hani arkadaş ortamında da demek ki konusunu mu açıyor, ne yapıyorsa arkadaşları sürekli bunlarla böyle şeyler konuşuyor. Yani geçen de yine bir arkadaşı, hani ben asansörden beyaz şeylerin çıktığını gördüm, hayaletlerim falan. Hani ben söylüyorum, konuşuyorum, hani böyle şeyler yok. Bir de bilmiyorum doğru mu yaptım, hani Kur'an-ı Kerim okumasını biliyor. Bazı sureleri de ezbere biliyor. Hani bunlar seni korur dedim, bilmiyorum doğru mu yaptım ama hani Kur'an-ı Kerim okuyor, yatarken de diyor ki anne bana dua hatırlat, okuyayım. Hani hatırlatıyorum, okuyor. Diyorum ki hadi bir tane yeter. O da diyor ki yok, ben çok korkuyorum, birkaç tane daha okuyayım diyor. Yani bu denli korkuyor. İşte bu konuda size danışacaktım hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. 5, 6, 7 yaşlarındaki çocuklar eğer bu dönemlerde cini, şeytanı, periyi, hırsızı, yatağın altından birisinin çıkacağını, camdan birisinin geleceğini, canavar olduğunu bir şekliyle, bir kelimeyle dahi duymuş olsalar, zaten bu dönem bizim açımızdan bakıldığı zaman, uzmanlar açısından bakıldığı zaman korkuya yakalanma dönemi. Bu bir girdap dönemi. Çocukların bu dönemde bu türlü şeyleri duymaması gerekir. Ama duyduğu zaman gerçekten çocuk korkar ve bu korkuyu üzerinden atmaları da oldukça zaman alır. Ne kadar kısa sürebilmesi anne babanın tutumuna bağlı, yetişkinlerin tutumuna bağlı. Eğer siz çocuğun korkularının gerçek olmadığını, aslında çok doğal davranışlarınızla ona hissettirecek olmuş olursanız, bu korkular daha kısa zamanda geçer. Ne kadar kısa zamanda geçer? Bir kere 3 aylık, bir 6 aylık zamanı aklınızdan çıkartın. Yani 3 aylık ve 6 aylık bir zaman kadar sürebilir. En az üzerinde durmuş olsa. Eğer siz korkularını derinleştirirseniz daha ileriki yaşlara doğru kalıcı hale gelir. Şimdi sure okutuyorsunuz, dua okutuyorsunuz.
Evet, doğru. Sureler ve dualar ile bir şekliyle insan kendisini efendim böylesi korkulardan arındırır. Ama bu çocuk için birazcık korkuyu derinleştiren bir etken olur. Yani siz eğer hadi oğlum Kur'an oku da geçsin derseniz, aslında diyelim ki okunacak olan Kur'an gerçekten bir şeytan için veya cin için okunacak ve onun halinden kendini korumak için kastettiğiniz şey aslında ortada yokken, çocuk sadece hayali bir şeyin karşısında okumaya başlar ise, o zaman hayal ettiği şeyi gerçek zannetmeye başlar ve annesi de onu onaylamış olur böylelikle. Eğer okuyacaksanız örneğin siz okuyun, ancak çocuğunuzun bu türlü davranışlarını onaylama anlamına gelen hadi oku da geçsin derseniz, çocuk demek ki böyle bir şey var, yatağın altında cin var, okuyunca çıkmayacak diye anlayabilir. Demek ki şeytan var, okuduğum zaman camdan kafasını göstermeyecek diye anlar. Ama bu anlamış olması kendi korkularını yenmesi anlamına gelmez. O zaman da çocuk devamlı dua okuyan bir makineye dönüşür. Yani devamlı 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 bu sefer takıntıya kapılır. Eğer duayı bir kesersem kafasını şimdi uzatır diye. Dolayısıyla o kısmı bir tarafa bırakın. Okuyacaksanız siz okuyun. Daha ileriki dönemlerde çocuğu kendisini manen daha güçlü hissedebilmesi ve korunmuş hissedebilmesini, okumasını tavsiye edin. Ama bu dönem birazcık o yönden korkuyu somutlaştıracak olduğu endişesiyle doğru bir yöntem olmaz. Şöyle söyleyeyim, siz kendinizi de düşünün. Bu yaş dönemi öyle bir dönem ki, mesela ben de korkardım. Hakikaten korkardım. Yani perdemize bakardım akşam yatarken, tam da ilkokulun bu dönemlerine denk gelmişti, 6-7 yaş dönemine. Perdenin şeklinden bir şeyler çıkartmaya çalışırdım. Bakardım bir göze benziyor, kafası var, adamın kulağı kesik, gözlerini iyice açıyor şimdi diye ve birdenbire yatağın altına kendimi atardım. Bunlar bu dönemde olacak şeyler. Siz sadece çocuğunuzun korkularına aynı şu anda benim konuştuğum gibi sahip çıkın. Ben de senin yaşındayken korkuyordum. Biliyor musun, ben şunu gerçek zannediyordum. Ama sonradan öğrendim ki gerçek değilmiş. Tamam anneciğim, ben lambayı yakayım. Yalnız gitmeye korkuyor musun? Korku kelimesini de mümkün olduğunca çok fazla kullanmayın, onu da söyleyeyim. Korkuyorsun, korkarsın, korktu, sen korkarsın gibi. Mümkün olduğunca az kullanın. Ama kullandığınız zaman da örneğin diyebilirsiniz. Eğer koridora çıkmaya korkuyorsan anneciğim, ben senin yanına gelebilirim. Burada bekliyorum ben, sen gir içeri gir. İstersen lambayı yakayım oğlum. Tamam tamam, gel yanıma otur istersen diyerek korkusuna sahip çıkın. O zaman daha çabuk atlatırsınız. Ancak şunu da söyleyeyim, o cin, şeytan, peri gibi kelimelerin, cümlelerin konuşulduğu arkadaşlarını da nereden duyuyorsa orayı da mutlaka kapatmanız lazım. Siz bir taraftan böyle yaparken onlar da öbür taraftan çocuğunuzu beslerse daha da uzun sürer bu korkulardan kurtulması. Ama doğal bir şey, onu söyleyeyim size. Endişe etmeyin o kadar fazla. Evet hocam, konuştuğu arkadaşın annesiyle görüştüm ben. Hani oğlumla görüşsem, hani konuşsam böyle bir şey olmadığını. Hani o da benim çocuğumla yani sürekli görüştükleri için. Onun annesinin biraz canı sıkılınca hani ona da şey yapmak istemedim. Çok söylemek istemedim. Ama yani daha zaten pek görüşmüyorlar o çocukla. Hani şey yapmadım, hani korkuyor diye. Hı hı. Ama hocam bir şey daha soracağım. Ben gece hani... Yalnız hattımızda bir dinleyicimiz daha var. İzin verirseniz o da sorusunu sorsun, olur mu? Anladım hocam, çok kısaydı. Peki çok kısaysa eğer bir cümleyse yani, duyayım. Ben gece onunla yatayım mı? Benim yanımda yatmamı uyuyuncaya kadar istiyor. Yani yatmanıza gerek yok. Bundan dolayı yatmanıza gerek yok. Eğer başka bir şeyler var ise yanına oturun. Efendim yatağının yanına oturun, kitap okuyun, kılıyorsanız orada namazınızı kılın, orada işlerinizi, son işlerinizi, çamaşırlarınızı orada katlamaya çalışın, yatağına uzanmamaya çalışın. Bu sadece sorun bundan kaynaklanıyorsa, tamam mı? Anladım. Tamam. Tamam. Tek. Teşekkürler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Efendim bir sonraki dinleyicimizi hattımıza alalım. Merhabalar. Merhaba Adem Bey. Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun diyeyim size. Allah razı olsun. Son dakikaya kadar nazar değmeden, hapşurmadan geldik bakalım. Evet. Ben hemen sorumu sorayım, vaktimiz de az. Hı hı. Benim kızım 15 aylık. 20 gün sonra da bir kardeşi olacak. Yani ben hani doğrular neler, neleri asla yapmam gerekir, bunları soracaktım.
Bir de gece beslenmesine ben sorun yaşıyorum. Hani emziremediğim için kısa bir süre emzirdim. Gece beslenmesini de kaşıkla yapıyorum. Hani siz biberonu önermediniz. Bunun için en az iki defa da kalkıyor. Şu anda bile zorlanıyorum. Bebek olduğu zaman da daha zor olacak. Yani ne yapmam lazım? Neler söylersiniz? Şöyle söyleyeyim. Gece kaşıkla mı besliyorsunuz her uyandığında? Evet. Onu değiştirebilirsiniz. Onu değiştirebilirsiniz. Gece biberon verebilirsiniz. Gece biberon mu vereyim? Gece biberon verebilirsiniz. Uykulu halindeyken biberonla anne sütünü emer gibi biberonla ememebilir. Ama gündüz tamam. Vermeyin. Gündüz vermeyin. Tamam. Yani hani emzik, biberon o tür şeyleri emzik vermeyin. Önermediğiniz için. Evet. Şöyle olursa yani. Onu önermem. Yani gündüz de biberon isterse onu vermeyin. Ama tamam. Gece bir onun uykusunu çok bölersiniz. İki kendinizi de zaten yıpratmış olursunuz. Üç uykulu uykuluyken çocuk zaten ihtiyacı olan şey çok az bir şeydir. Onu biberonla farkında olmadan emer ve uyur. Ya ben zaten aylardır bayağı yıprandım. Yok hani yok. Hep kaşıkla onu, veriyorum. Onu o uyanmıyor da ben kötü oluyorum. Tabii. Gündüz olduğunu düşünün. Sakın gece de gündüz de emzik vermeyin eğer şimdiye kadar vermediyseniz. Atlatırsanız yok, her evet. O dönemi rahatlamış olursunuz. Evet. 20 gün sonra tabii yeni bir bebeğiniz olacak. Emzirmeyi evet. De kestiniz. Ben bu duruma o kadar çok üzüldüm ki yani. Hani ağladığım çok ya tabii engel olamadığımda bir şey. Bu gebeliği hiç istemedim. Hayır. Bu kelimeleri artık şu dakikadan itibaren kesinlikle kullanmamanız lazım. Kesinlikle. Ama kızım çok küçük. Şu anda o sizi o duyuyor. O sizi ki. Duyuyor evet. Şu anda. Karnınızda duyuyor evet. O sizi. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylemiyorum. Duyuyor. Duyuyor. Sakın ola ki ne başkalarının yanında ne kendi yanınızda ne de başka bir yerde aslında ben istemiyordum şöyle yapmayı istiyordum diye bir kelime şey yapmayın. İçinizde siner kalır o. Öylece siner kalır. Hayır onu coşkuyla isteyin. Allah göndermiş. Yani ruhların dünyaya gelmesini ayarlayan bazen yanlışlık oldu bazen hazırlayamadık biz planlı düşünmemiştik diye şey yapılmış olsa da o dünyaya gelişin sırasını, dakikasını ve saniyesini ayarlayan siz değilsiniz. Eğer öyle olmuş olsaydı bazıları uğraşıyor, yıllarca uğraşıyor, bebekleri olmuyor. Bazıları da arka arkaya çocukları oluyor. Hiç o kısmı kafanıza takmayın. Bebeğiniz duyuyor sizi, tamam mı? Doğru ya ben sizi sürekli dinliyorum. Hani 2 yaşına kadar hani sürekli anneyle çocuğun, yani ilk çocuğum için üzülüyorum. Yani onun için endişelerim. Artık yapacak bir şeyiniz yok. Yani evet. Çırpınmış olmak hiçbir şeye fayda vermez. Yani şu anda mutsuz olursunuz. İlkini de mutsuz edersiniz, ikincisini de mutsuz edersiniz. Sonra üçünüz oturursunuz evin içerisinde ağlaşır durursunuz yani. Hayır, kader böyleymiş. Tamam, bundan sonrasını nasıl yapacağım? Asıl önemli olan şey o. Alın oğlunuzu güzelce kucağınıza sarın, sarmalayın, öpün, koklayın. Sana şimdi Allah bir tane kardeş gönderiyor. Bakalım nasıl bir kardeş çıkacak diyerek. Böylelikle evin içerisinde bir mutluluk havası şey yapın. Tamam mı? Evet, tamam. Tamam. Bir soru daha sorabilir miyim? Yalnız hattımızda dinleyicimiz var. Ona da izin verirsek o da sorusunu sorsun. Neyse, tamam. Teşekkür ederim. Peki. Allah kolaylık versin. İyi günler. Efendim bir sonraki dinleyicimize de merhaba diyelim. Merhaba Adem Bey, iyi günler, kolay gelsin. Sağ olun. Benim sorum şöyle, 2 aylık kızım var. 3 yaşında ve 7 yaşında da kızlarım var gerçi de bebekle ilgili daha çok. Ben bebeğimi 2 saatliğine, günlük 2 saatliğine bırakıp, işine bırakıp çalışmaya gitsem sizi çok fazla bebek etkilenir mi bu açıdan? Etkilenir. 2 saat ama sadece. 1 saat deseydiniz yine etkilenir diyecektim. Peki. Ben de doktorum tamam. O yüzden yani meslek şey verince, ara verince biraz bilgiler konusunda şey oluyor, problem oluyor. Daha 2 senelik hekimim. Hocam o şöyle söyleyeyim, biraz dişinizi sıksanız, eğer böyle yanınızda hiç ayırmamış olsanız, şu 2 yılı bir birlikte geçirmiş olsanız, aranızda İnşallah. Görünmeyecek bir mıknatisi bağ oluşuyor. Bu bağın oluşmasını eğer izin verirseniz ileride çok rahat edersiniz. Yoksa tesiri kalmıyor annenin. Yani başka bir yabancıya zaten bırakma niyetim hiç yok. Hiç yani söz konusu değil. Babası olduğu için onun arası da iyi. Babasıyla arasının zaten biliyoruz. Yok şöyle bakın sağlıklı çocuğu biz şöyle düşünüyoruz. Bir tane duygusal yakını olacak. İkincisi çok olursa güzel. Mesela Aha. Babaya da bağlanmaya başlarsa o zaman biz ona çoklu bağlanma sendromu diyoruz. Baba olsa dahi. Babası olsa dahi yani.
Eğer şöyle yaparsanız mesela o da sağlıklı olabilir. Siz devreden çıkar iseniz mesela, bir başkasına bağlar iseniz mesela o da yine olabilir. Onun da yalnız ileride sorunu çıkar. Siz tekrar bağlanmaya kalkacaksınız. Çocuk bu sefer o tekrar kırmaya çalışacak. Önceki bağlandığından size bağlanmaya çalışacak. Ama en azından 2 yılı iyi geçirmiş olursunuz böylelikle. Benim tavsiyem biraz dişinizi sıkın. Evet, evet. Tamam, çok tamam, teşekkürler. Peki, ben teşekkür ederim. İyi günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Efendim, bugünkü yayınımız da böylelikle sona erdi. Yarın saat 9.30'da yine sizlerle birlikte olmak üzere. Efendim, hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.